Merhaba, Kozmik Sevgi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda olumlamalar, bilinçaltı telkinleri, iyileştirici frekanslar ve spiritüelliğe dair birçok içerik bulabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz tüm videoları ben kendim hazırlamaktayım. Paylaşmış olduğum bilgileri kendi araştırmalarım ve deneyimlerim çerçevesinde sizlerle paylaşıyorum. Lütfen olumlamalar, bilinçaltı telkinleri ve frekanslarla ilgili videoların açıklamalar kısmını muhakkak okuyunuz. Çünkü her bir videonun veya her bir uygulamanın kendine özgü bir tarzı olabiliyor. Sizlerden gelen soruların yarısı, belki de daha fazlası, kulaklıkla dinlemek şart mı? Frekans değerleri nelerdir? Bilinçaltı telkinlerinde ne var? Gibi sorular oluyor. Bu soruların cevapları zaten açıklamalar kısmında yazmakta. Ben açıklamalar kısmını her zaman özenle tek 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 yazıyorum. O yüzden lütfen siz de azıcık vaktinizi ayırın ve açıklamalar kısmını en azından bir gözden geçirin. O zaman zaten yazmakta olan bir şeyin sorusunu sormanıza gerek kalmaz diye düşünüyorum. Böylece sizler de acaba kulaklıkla mı dinlemek şart yoksa öylece dinleyebilir miyim? Bu telkinler güvenilir mi? Gibi endişeleriniz ortadan kalkar. Ayrıca soru sorup da herhangi birisinin veya benim size cevap yazmamı beklemenize hiç gerek kalmaz. O yüzden lütfen hiç üşenmeyin. En azından bir göz gezdirin. Hazırlamış olduğum frekans videolarındaki frekans değerlerini Dr. Royal Raymond Rife tarafından ve onun yolunda devam eden kişiler tarafından keşfedilmiş frekanslardır. Dr. Rife kim diye sorarsanız kısaca şöyle özetleyeyim. 1888 doğumlu Dr. Rife aslında dünyada kansere çare bulabilmiş ilk insandır. Ama maalesef birçok insan bundan habersizdir. Maalesef. Yaptığı deneyler sonucunda kanser hücrelerini öldüren frekansları keşfetmiştir. Ancak tahmin edersiniz ki yani bu birçok kişinin hoşuna gitmeyecektir. Yani şöyle bir düşünün. Hasta olacaksınız. Hastaneye gideceksiniz. Hastane masrafları, ilaç masrafları, işte ameliyat masrafları, şu bu her yere masraf yapmanız gerekiyor ama frekansla tedavi olunca pek bir masraf etmemize gerek yok. Değil mi? Ve kanserli hücrelerde öldüğüne göre ve kendini yenilemediğine göre tekrardan hasta olma ihtimali de düşüyor doğal olarak. Yani birçok şirket batar. Neyse bunları söylememem daha doğru olacaktır. Yani gerçekten bir düşünsenize bu masrafların hiçbirini etmeden hem psikolojik hem de ekonomik olarak pek bir zarar görmeden sağlıklı bir bedene sahip olacağız. Yani sihir gibi değil mi? Hala şu dönemde bile bize inanılmaz gelirken bunun 100 yıl öncesini düşünün. Tabii ki mucizevi bir durum. İnanmak isteyenler var ve inananlar var ve sonuçlarını görenler var. Ama tabii ki bunun yaygınlaşması demek, bu tedavi yönteminin kullanılması demek birçok firmanın batması anlamına gelecektir. O yüzden doğal olarak bu yöntem böylece tuz buz olmuştur. Maalesef ki. Günümüzde bile hala Dr. Rife'ın bir şarlatan olduğunu söyleyen hem yabancı hem de Türk kaynakları da vardır açıkçası. Ben üzülüyorum yani. Birçok insan, birçok hasta çok daha basit bir şekilde, hızlı bir şekilde iyileşebilecekken buna bir nevi engel olunuyor. Yani bir nevi değil ya, buna resmen engel olunuyor. Ve ben buna karşıyım. Ancak bunun için benim belli bir gücüm veya yetkim yok. O yüzden kendi çapımda evrene faydalı olayım diye uğraşıyorum işte böyle. Günümüzde hala benzer çalışmalar devam etmektedir. Örneğin 2023 yılında Michigan Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucu ses dalgalarıyla, dikkat edin, ses dalgalarıyla karaciğerdeki kanserli hücrelerin yok edildiği kanıtlanmıştır. Şahane değil mi? Ve Amerika Gıda ve İlaç Dairesi de bunu onaylamıştır. Çok güzel. Yani bana gelip de bu frekanslar işe yarıyor mu? Yaramıyor. Ben dinledim, bir faydasını görmedim demenize hiç gerek yok. Aha da kanıtı yani. Araştırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum olumlamaları ve bilinçaltı telkinlerini çok 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 sevdiğim ve değer verdiğim rahmetli Louis Hay'in kitaplarından ve yapmış olduğu seminer kayıtlarını baz alarak hazırladım. Şimdi bu kanalı açma hikayeme gelecek olursak. Ben 12 yaşımda yaşamış olduğum aşırı yoğun, büyük bir farkındalığın sayesinde kişisel gelişim ve alternatif tıpa çok yoğun ilgi duymaya başladım. Böylece kendi imkanlarım doğrultusunda araştırmalar yaparak, bol bol okuyarak, daha sonrasında internet sayesinde izleyerek, dinleyerek, daha çok araştırarak, deneyimleyerek, birçok seminere katılarak, eğitimler alarak bugüne geldim. Spiritüelliğe gelecek olursak zaten ben kendimi bildim bileli bir şeyleri görebiliyorum, duyabiliyorum.
hissedebiliyorum. Yani buna artık in diyenler olur, cin diyenler olur. Ben öyle olmadığını gayet iyi biliyorum. O yüzden de hiç tartışmalara girmeyelim lütfen. Frekanslara gelecek olursak, birçoğumuzun olduğu gibi ben de bunun bilincindeyim. Denemek istiyorum, dinlemek istiyorum. Ama maalesef internet ortamındaki olan şeylere güvenemiyorum. Çünkü gerçekten bunu kötü niyetle, gerçekten kötü niyetle kullanan çok aşırı fazla kişi var. Bilinçaltı telkinleri için de bu geçerli veya olumlamalar videolarının da altına bilinçaltı telkinleri yerleştirebiliyorlar. Ben mesela 20'li yaşlarımın ortalarında böyle hayatımda ilk defa yüzümde sivilceler çıkmaya başladı. O yaşıma kadar hiç sivilcem yoktu. Enteresan bir şekilde, evet biliyorum. Yok artık falan diyebilirsiniz ama öyleydi yani. 20'li yaşlarımın ortasında sivilcelerim çıktı. Ergenlik çağımızda yüzümüzde ne kadar çok yoğun sivilce çıkıyorsa o derecedeydim. Ve o zamanlar mankenlik yapıyordum. Mankenlik yaptığım sırada cildimin o kadar kötü olması beni çok üzüyordu. O yüzden olumlamalar yapıyordum ve daha fazla hızlandırmak için işte internette bilinçaltı telkinlerini falan dinlemeye başladım. Sonra fark ettim ki ilk başta böyle sivilcelerim geçti, azaldı. Sonra birden daha kötüleşti. Ve daha böyle farklı farklı tuhaf tuhaf rüyalar da görmeye başladım. Dedim bunda bir tuhaflık var, o yüzden bırakayım ben. Diyerekten bilinçaltı telkinleri nasıl hazırlanır bunu araştırdım. En etkili nasıl olur? Onları araştırıp kendi kendime bilinçaltı telkinleri liste yaptım, sesimi kaydettim, editler yaptım, düzenlemeler yaptım. Ondan sonra da kendi yaptığımı kendim dinledim. Cildim de düzeldi. Oh çok şükür. Sonrasında da artık herhangi bir problemim olduğunda kendi bilinçaltı telkinimi kendim hazırlar oldum. Hala frekanslara olan ilgim vardı ama yani hazırlamak için özel programlar gerekiyor. Araştırıyorum ama yani saçma sapan o kadar çok bilgi var ki. Bir bakıyorsunuz mesela, maalesef ki Türkçe kaynaklara pek bakmıyorum. Genelde hep İngilizce kaynaklara bakıyorum. Türkçe kaynakta diyor ki işte nazara karşı şu frekans. Kardeşim, nazar dediğiniz şey bize ait olan bir şey. Ta Amerika'daki bir insanın nazar için frekans araştırıp da bunu bulmuş olmasını beklemeyin. Türkiye'de birebir frekansların araştırması yapılıp da nazara karşı bir frekans bulduklarına ben inanmıyorum açıkçası. O yüzden izlediğiniz kanallara lütfen dikkat edin. Ben burada hiç kimseyi sabotaj etmiyorum. Onu da yanlış anlamayın lütfen. Ben sadece inandığım şeyi dile getiriyorum. Yani siz güveniyorsanız o da sorun. Bir nevi sorun değil. Çünkü bizim kendi inanma gücümüz çok 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 yüce bir şey. Birçok insan inanıp da dua edince yağmur yağıyor, değil mi? Yağmur duası dediğimiz bir şeyimiz var. Şu anda kış aylarına girmiş olduğumuz halde hala hiç yağmur yağmadığı için 3 gün önce benim bulunduğum bölgede yağmur duası yapıldı. Çok fazla insan birikmedi. 10-20 kadar falan. Ancak 2 gün sonrasında şarıl 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 yağmurumuz yağdı. İnanma gücü. İnancımız o kadar yüce bir şey ki. Yani bir şeye canı gönülden, tüm kalbimizle, tüm ruhumuzla inandığımızda gerçekleştiriyoruz. O yüzden zaten İngilizce videolarda falan herkes bir yaratıcıdır deniliyor ve ben de öyle olduğuna inanıyorum. Yani bir evren yaratamayabiliriz. Ancak hepimiz kendi yaşamımızı, kendi yaşam tarzımızı biz, bizzat kendimiz, kendi düşüncelerimiz ve hissettiklerimiz, inandıklarımızla biz kendimiz yaratıyoruz. Maalesef ki, üzülerek söylüyorum ki, sahip olduğumuz hastalıkları da biz kendimiz yaratıyoruz. İstemeyerek yapıyoruz bunu. Mesela İçimizde çok yoğun bir üzüntü, çok 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 derin bir üzüntü oluyor. Ama biz bunu bastırıyoruz, görmezden geliyoruz. Unuttuğumuzu sanıyoruz. Ama o yara hala orada, o üzüntü hala içimizi kemiriyor, kemiriyor. Ve artık beden bu duyguyu kaldıramaz hale geliyor. Artık bu kaldıramayacağı kadar büyük bir yüke dönüşüyor. Ve orada bakıyorsunuz kanser başlangıcı, tümör başlangıcı oluyor. Maalesef ki hastalıklarımızda bizim kendimizin istemeyerek yarattığını, oluşturduğunu düşünüyorum. Bizim inanç gücümüzün bu kadar güçlü olduğunu biliyorsak, bunu neden pozitif, neden kendi iyiliğimiz için, kendi şifamız için kullanmayalım ki? Ben de onun için evrene bir gıdımcık faydam olsun diye bu kanalı açtım. Diliyorum ki paylaşımlarımla bedeniniz şifalanır, kalbiniz şifalanır, ruhunuz şifalanır ve böylece sevgi enerjiniz böyle kocaman olup böyle yayılır ki evrene sevgi enerjimizi
yayalım, daha çok yayalım. Şifalanalım ki enerjimiz yükselsin. Enerjimiz yükseldikçe böyle sevgimiz de artar. Böyle evrene böyle bas bol böyle sevgimizi yayalım. Böyle hepimiz kocaman kocaman sevgi toplarına dönüşelim diyorum. Bunda da benim böyle bir gıdımcık faydam olursa ne mutlu bana diyorum. Frekans videoları için sizi birazcık daha bekletmem gerekiyor. Bilgisayarım bu kullandığım ağır programları kaldıramaz hale geldi. Çöktü. Tamire gönderdim. Birçok parçası değişti. Ancak hala o programları maalesef ki çok üzülerek kullanamıyorum. Eğer ki alternatif program bulabilir veya bütçem el verir de bilgisayarımı yenileyebilirsem frekans videolarına kaldığım yerden devam edeceğim. Lütfen sabırla bekleyin. Sonuna kadar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bol şifalar diliyorum. Daima sevgim ve desteğim yanınızda. Lütfen asla bunu unutmayın. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Ben varım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kucak dolusu, kocaman kucak dolusu sevgi yolluyorum. Kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın.